Genç bir keşiş olan Songjin, Lotus Dağı'nın tepesinde yer alan Budist manastırındaki küçük hücresinde meditasyon yapıyor. Uykuya dalıyor ve bir yolculukta olduğunu hayal ediyor. Geri dönüş yolunda dar bir köprüye varıyor. Ancak köprü yolunu bahar gününün tadını çıkaran 8 güzel genç kız kapatmış. Genç keşiş kızların yanından sakin bir şekilde ilerlerken kızlar ona sataşıyorlar. Songjin, yoksul bir keşiş olarak onlara sunacak hiçbir şeyinin olmadığını söylüyor. Sonra aklına bir fikir geliyor. Şeftali ağacından bir dal çiçek koparıp atıyor. 8 çiçek yere dökülüyor ve anında ışıldayan incilere dönüşüyor. Genç kızlar incilere çok sevinip genç keşişin geçmesine izin veriyorlar. İkinci levhada ise Songjin, Yang ailesinden soyu olarak yeniden dünyaya geliyor. Soyu, devletin memurluk sınavı yaptığını duyuyor. Hizmetçisiyle beraber sınavların yapılacağı başkente doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Luoyang yakınlarındaki bir kasabaya varıyor. Güzel manzaranın tadını çıkarmak için mola veriyor. Söğüt ağaçlarının yanında duran iki katlı bir otağın bulunduğu tenha bir yere gidiyor. Güzel bir kadın işlemeli perdeyi açıyor. Trabzan'a yaslanırken soyuyla göz göze geliyorlar. O anda birbirlerine aşık oluyorlar. Daha sonra soyu Luoyang'a varıyor ve bir han görüyor. Burada o anda hoş bir şiir okuma toplantısı yapılmakta. Han'da iki genç bilgi adamla karşılaşıyor. Adamlar Luoyang'ın ulusal sınavlarda her zaman birinci ve ikinci olanları kabul ettiğini söylüyorlar. Daha sonra Ay Işığı isimli ünlü bir hayat kadınına gidiyorlar. Kendisi şiirden çok iyi anlamasıyla ve şiir jürisi olmasıyla biliniyordu. En iyi şiiri seçecek ve onlara okuyacaktı. Şairlerin güçlü ve zayıf yanlarını da belirtecekti. Yarışmayı daha da heyecanlı bir hale getirmek için kazananın geceyi onunla geçireceğini söylüyor. Soyu aceleyle bir şiir yazıyor ve yarışmaya katılıyor. Ay Işığı birincilik ödülünün kazananı olarak Soyu'yu seçiyor ve geceyi kendisiyle geçirme hakkı veriyor. Bu sahnede Ay Işığı onu çiçek açmakta olan kiraz ağaçlarıyla ve güzel bir şelaleyle çevrili olan taşra evinde karşılıyor. Ay Işığı'nın evinde bulunan kitaplar hayat kadını olmak için aldığı eğitime işaret ediyor. Soyu güneş şemsiyesini taşıyan hizmetçisinin eşliğinde şık bir kılıkta oraya varıyor. Bu sahnede ise hükümdar Soyu'yu başkomutanı olarak görevlendiriyor. Ülkenin kuzeybatısını işgal eden bir orduyu yenmesi için kendisine imparatorluğun garnizonundan 30 bin kişi veriliyor. Soyu savaşa hazırlanırken dağların eteğinde bir kamp kuruyorlar. O gece korumaları kalkanlarıyla ve mızraklarıyla uyurken Soyu çadırında oturup orduyla ilgili kitaplar okuyor. Uzun kamalı genç bir suikastçı aniden belirip çadırına giriyor. Adı Sis Kayalı. Soyu'nun kellesini götürmek için düşmanlar tarafından yollanmış. Soyu onu taraf değiştirmeye ve savaşı kazanmasına yardımcı olmaya ikna ediyor. Daha sonra imparatora kamusal ve ordu alanında sadakatle hizmet ettiği için Soyu görkemli bir malikane ile ödüllendiriliyor. Bu malikane büyük bir bahçede yer alan çok sayıda konuttan oluşuyor. Uzun ömrü simgeleyen zarif turnalar etrafta geziniyor. Soyu'nun annesi geniş ailesine katılıyor. Oğlunun malikanesinde yer alan kendi hanesinde yaşıyor. Hizmetinde onlarca hizmetçisi var. Buradaki müzisyen 12 telli bir çalgı olan Kayagum'u çalıyor. Soyu sadece kamu görevlerinde başarılı olmakla kalmıyor, aynı zamanda aileye saygı konusunda da bir örnek teşkil ediyor. Buradaysa Soyu ve Luoyang prensi bir piknik düzenliyor. Çevrelerindeki kadınlar eğlence için dans ve müzik konusunda birbirleriyle yarışıyor. Kılıç dansçısı iki kılıcını mızıka ve biva denen telli bir enstrümanı çalan müzisyenlerin çıkardığı ezgiyle uyumlu olarak döndürüyor. Ön planda at sırtında oturan bir kadın okçuluk konusundaki yeteneğini sergiliyor.
arkaya doğru dönmüş ve okuyla bir sülünü hedef almış. 8. ve en son levhada Soyu artık yaşlanıyor ve resmi görevinden emekliye ayrılıyor. Bir gün sonbaharın muhteşem renklerinin ve akşam güneşinin tadını çıkarmak için ailesinin en sevdiği açık hava otağına götürüyor. Hayatı üzerine düşünüyor. Kendisine sunulan zevkleri, onuru ve serveti düşünüyor. Hayatın ne anlama geldiğini merak ediyor. Ailesine emekliye ayrıldığından beri her gece rüyasında kendisini Buda'nın önünde eğilirken gördüğünü söylüyor. Tam o an otağın basamaklarından yukarı çıkan yaşlı bir keşiş görüyor. Yaşlı keşiş değneğiyle trabzana 2-3 kere vurduktan sonra her şey yok oluyor. Sonrasında Songjin uyanıyor. Hala Lotus Dağı'nın tepesinde yer alan Budist manastırındaki küçük hücresinde matının üzerinde oturan genç bir keşiş olduğunun farkına varıyor. Thank you.